duygularınızı alalım. Hem çocuğunuz içeride hem rehberlik hocasısınız. Yani biz o sorumluluğunu bilen, yani onun destek oluyoruz en anlamda. Önemli olan bizim için birinci önceliğimiz sağlıklı ve mutlu olması. Bizim mottomuz bu. Onu biraz önce de konuşuyorduk. İlkokul birden beri hep onu diyorum. Sağlıklı ve mutluysa zaten başarılıdır. Sorumluluğunu da bilir, yapar çocuk. İnşallah tabii sınav belli bir zaman dilimine sığdırmak zorunda olduğu için, zamanla alakalı bir yarış olduğu için bu biraz onun yarattığı kaygı var çocuklarda. Hani soruları bilseler bile önemli olan o zaman zarfında o soruları yapabilmek, bilgilerini oraya aktarabilmek. Onun verdiği bir stres, kaygı çocuklarda maalesef var ama çalışan çocuklar, yani sorumlu, amacı olan, hedefi olan, o hedefe ulaşmak için zamanından önceden beri planlı programlı çalışan çocuklar yapacaklardır. Güzel bir başarıyla çıkacaklardır diye düşünüyorum inşallah. Kolaylıklar diliyoruz hepsine. Herkesin emekleri zayi olmasın. Gönüllerine göre güzel sonuçları olsun inşallah. Evet, çok mutluyum. Biraz duygusalım. Kendi çocukluğuma döndüm bir an. Çocukluğumda okuyamadım. Çocuğumun okumasını istiyorum. İyi bir gelecekte iyi bir yerlere varmasını istiyorum. Yani çok heyecanlıyım yani. Umarım kazanır. Yani kazansa da kazanamasa da her an, her zaman arkasındayım yani. Neden sizce dışarıda beklemek daha zor? Vallahi onlar hiç olmasa bir şeyle meşgul oluyor. O şeyle beraber. Biz... Sizce nasıl geçecek sınavı? İnşallah iyi geçer. Dün nasıldı? İyiydi. Fena sayılmaz. İyiydi. İnşallah hayırlısı olur. Ama burayının sınavı hiç uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Yani bunu yayınlarsanız memnun olurum. Yani burası daracık bir sokak. Hiç olmazsa baş taraftan sınav günü bu sokağı kapatabilirlerdi. Yani dün bayağı izdiham yaşadı. Yani azıcık mesela biz de sert davransak şoförlerle kavga durumuna kadar geldik yani. Yani bu kadar okul varken buraya sınav verilmesi şartlar uygun değil. Sizin duygularınız neler? İçeride çocuğunuz. Çocuklar bizim her şeyimiz. Onun için çok acımda değilim. Birkaç tane daha öğrencim var. Yaptım. Bu son çocuk. Onlar terliyorlar. Biz de yıkılıyoruz içten içten. İnşallah muvaffak olurlar. İnşallah. Çok ben heyecanlıyım yani bugün. Peki sizce nasıl geçecek sınavı? İnşallah iyi geçecek yani. Çalıştığın emeğinin karşılığını inşallah alacak. Gururluyuz, onurluyuz. Peki duygusallık var mı? Tabii çok heyecanlıyım. Peki. Oğlum da çok heyecanlıymış. İnşallah hayırlısı. Yani inşallah hayırlısı olur. Peki. İnşallah. Aynı. Ben de aynı duygusal, heyecanlı. İnşallah hayırlısı olur.